Sürücüler bayrama özel bu haftada son model 0 kilometre bir araba için yarışıyorlar. En nihayete bir mutlu sona varacağız ama bu mutlu son kimin için yazılacak? İşte o sorunun cevabını arıyoruz. Son 3 performans, bu 3 performanstan sonra anahtar teslim sevgili izleyiciler. Bakalım o araba kimin olacak? Zor bir ikon tercihiyle gelmiş. Neden bunu tercih etmiş ve performansına nasıl yansıtacak hep birlikte göreceğiz. Özden Ceroğlu, Podium'da. Öyle düşündüm. Yapmak istediğim ikonların hepsinin şarkı bestelerini Aysel Gürel yapıyordu. O yüzden ben de onun ikonu olduğunu düşünüp Aysel Gürel'i canlandırmak istedim. Peki. Zor bir tercih. Tabii ki bir Aysel Gürel'i rahmetle anıyoruz. Aynen öyle. Müthiş, müthiş bir zeka ve çok esprili, ne kadar sevilesi bir çılgındır kendisi. Nur içinde yatsın, mekan cennet olsun. Tabii ki sevgili Müjdar ve Mehtap Arada buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, ben çok teşekkür etmek isteyeceğim. Mehtap abla, Sözer ve Müjdar'a çok teşekkür ediyorum. Ben onlardan izin alıp yaptım. Vücut şeklimin uyup uymadığını, her şeyi sordum. Hareketlerim benzememiş olabilir. Ben de onun gibi sadece yürümeye çalıştım. Çok heyecanlıyım. Peki gel bakalım, soralım. Geleyim. Ayşegül. Ben senin hafta içi puanlarına güvenip onun için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Çünkü sen o şu an peruğu çıkar bana ver, gözlüğü de bana ver. Ben zaten Aysel Gürel'e benzerim. Altın kendinsin, ayrıca sen uzun boylu bir bayansın. Keşke bacaklarını çarpık gösterecek bir elbise giyseydin. Ya uzun giyseydin, etekleri açılan bir şey. Ben şu an saçını da, yani Aysel Gürel'i daha değerli toplu bir saçla hayal ediyorum. Sarı diyelim ki ya da pembe diyelim ki. Evet, gözlüğünü almışsın ödünç olarak. Ama bunu da burada söylemem bana göre haksızlık olarak geliyor. O zaman ben de Ebru Gündeş'ten elbiseyi alıp bunu burada vurgulasaydım keşke. Ben şu an yaptığın kombini, zaten buraya emek veren içerideki makyöz arkadaş. Elbisenin etiketini burada çözdün, yani söktün. Bana emek verilmiş gelmedi ki, saçların keşke pembe olsaydı. Ben bir karmaşa görüyorum ve bunu haksızlık olarak görüyorum. Burada bu kadar insan emek veriyor. Sen dans edemediğini de bildiğin için böyle bir konseptle geldin. Kendimde en sevdiğim özellik ne biliyor musun? Ben bilmediğim konu hakkında konuşmam. Ve evet, bilmediğim konu hakkında retroda nasıl dinle konuştuğunu gördük ama sonra da kendini arama motoru kurbanı olarak tanıttın burada. Ama her şeyi çok bildiğinde söyleyen bir insansın Özden. Beni rakip olarak gördüğünü biliyorum. Keşke birazcık benim yaptığım ikonu araştırsaydın. Aysel Gürel minileriyle ve platform topuk ayakkabılarıyla bilinen bir bayan.
bu peruk zaten Aysel Gürel'in peruğu. Onu da mı bu gözlük de öyle, bu da öyle. Evet. Onu da ödünç aldığını vurgulamanın sebebini anlamadım. Ama ben onu ulaşmak için ne kadar çok araştırdım. Bunu biliyor musun? Ben onu da vurgulamanın sebebini anlamadım. Özellikle ödünç ben aldığını. Ben onu anmak için ve selam söylemek için. Sen anlamazsın zaten. Niye elbiseler de genellikle Özden'in tarzı olduğu için ben baktığımda başka bir şey göremiyorum. Çünkü Aysel Gürel biraz önce bana söylediğin gibi senin kadar uzun bir bayan değil. Ve bence bacak boyu biraz daha göstermeyen, hatta bacaklarını çarpık gösteren bir şey yapabilirdin. Ben bunu özellikle sordum sen zaten. Yapabilecek yaptın. Bir hafta fiziğe uygun muyum diye sordum. Hafta biraz dinle, kendi kendine konuşmaktan vazgeçsene sen. Kendi kendime konuşmuyorum. Kendi kendine konuşuyorsun çünkü bana bir şeyler söylüyorsun ve bana cevap hakkı doğuyor ama sen tekrar devam ediyorsun Ayşegül. Ne söylüyorsun, dinliyorum evet. Bir şey söylemiyorum. Ben iki kostümle gelirken, diğer arkadaşlarım da gayet özenerek gelirken, evet seni birkaç kişinin benzettiğini duydum ama sadece şunu yapan içerideki arkadaş, bu bana hiçbir şey ifade etmiyor. Geriye sen kalan... de Aysel Gürel ol, nasıl ol? Uzun evet, etek giyiyorsun ya, Aysel tamam. Gürel, uzun bana etek giymez bir kere. Bana peruğunu ver, gözlüğünü ver, ben olayım. Sen sadece hafta içi puanlarına ve dans edemediğine güveniyorsun, o kadar. Yani boş yorumun için teşekkür ederim. Sana göre herkes boş konuşuyor, herkes bilgisiz. Çok bir şey biliyorsun, o zaman retroda da arama kurbanı, arama motoru kurbanı oldum demeyecektin. Sen madem beni dönemleri bu kadar çok iyi bildiğin için, ya. Madem dönemleri çok iyi bildiğin için bir hafta boyunca bayram haftasında dönemlerle puan aldın ya. Teşekkür ederim. Ayşenur. Üzerinde sana ait olan tek şey o makyajın. Makyaj senin fikrin. Makyajı yapanların eline sağlık ama diğerlerini Mehtap ablana teşekkür et istersen. Bu ayakkabı ve elbiseyi ve çorabı ben aldım. Görüntülü aramayla bunu mu alayım, bunu mu alayım, bin tane mağaza gezdim. Tamam, Mehtap ablana teşekkür et işte, seni dizayn etmiş, kendisi yapmış yani. Siz sen neyin bir şey hasetliğindesiniz yapmamışsın. Ya? Sen bir şey yapmamışsın. Onları veren o. Ama biz de Mehtap yaparken ablası, fotoğrafı... Yani burada sen değil, şu an Mehtap ablan yarışıyor gibi bir şey olmuş, her neyse. Şimdi puanlar ona senin gelsin de o zaman. Senin de sahneyi dolduracak bir şey yapman gerekiyordu. Sadece... Senin yaptığın gibi mi? Seni dolduramadığın gibi bir şey yapmak mı? Ben yapamadığım için sana yorum yapıyorum. Sadece kostüm giyip makyaj yapmakla burada olmuyor. Sahneyi de doldurman gerek ki arkaya bir sahne, bir şey koyman gerek, bir şey yapman gerekti. Ben çok boş topunu buldum. Topunu versene, topunla çıkayım, ben sahnede olmuş olur. Yok, topumu sana veremem. Sana hiçbir şeyimi veremem, kusura bakma. Yani sahne çok boştu. Ben o boş seni izlemek bile istemedim yani. Gözüm oralara buralara gitti, baktım oraya ama Mehtap ablana teşekkür etmelisin. Mehtap ablacığım, teşekkür ederim. Ayşegül. Benim sürekli dikkatimi çekiyor. Dans konseptinde burada şımarıklık yaparak dans ediyorsun. Bu performansında da hiçbir şekilde içinde koreografi kaçış olmayan bir şey seçiyorsun. Ben burada performansından değerlendiriyorsam senin burada bunu yapman haksızlık. Ben bunu kabul etmiyorum yani. Tamam Ayşegül, fikrini söyledi. Hazırsan eğer. Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin Özden'cim. Hoş buldum. Özden, ben Aysel Hanım'ın resimlere biraz baktım, tarzını baktım. Aha. Çok iddialı tarzı sahipti. Ama hiç böyle mini payetli elbise görmedim. Var, çok fazla var İvan Hanım. Gerçekten çok fazla var. Payetli minileriyle özdeşen ve kalın topuk platformuyla özdeşen bir bayan. Çok fazla araştırdım. Biliyorsunuz ben detaycıyım, her şeyimde inciğine boncuğuna kadar. Hani yani düğmesi siyahsa siyah yaparım onu. Gerçekten çok araştırıp yaptım bunu. Evet, gözlükler birebir. Başka ne aldın? Peruk mu aldın değil mi? Peruk, gözlük, bu taç. Evet, performansın tabii ki bir şey görmedik. Vallahi bilmiyorum, ben birazcık yetersiz buldum. Peki. Ben gördüm Aysel Hanım tarzında çok benzetmedim için ve performansının olmadığı için 5 veriyorum. Teşekkür ederim. Bütün bir hafta sana bayıldım biliyorsun. Hı hı. Harikaydın. Ama şu anda karşıma öyle bir insanı yaparak gelmişsin ki benim için çok özel, yakinen tanırım sevgili Mehtap. Müjde Hanım tanıdıklarımdır, bilhassa Mehtap arkadaşımdır. Sadece ödünç aldıkların elinde oturmamış bir özle, oturmamış sana. Ben şimdi mesela çok duygusalım şu anda karşında.
hem istediğim gibi olmadın bana göre. Hem Aysel Hanım'ı hatırladığım için. Hakikaten şu anda bilmiyorum nedense çok kötüyüm. Bu kadar çok mini hiç giymezdi, iddia etme ne olur. Bu kadar kısasını hiç giymezdi. Biz beraber bir sürü yere de gittik. Bu ayakkabı da mı Mehtap'tan aldın? Yok. Değil. Bu kadar topuklu da giymezdi. Baktın mı topuklara, inceledim diyorsun. Hepsine baktım hocam. Bu kadar daha az topuklu giyerdi. Yani benim gördüklerim de vardı diyeyim ben size. Baktım yani çok araştırdım bilmiyorum. Biraz fazla büyük birini yapmışsın ya ikon olarak. Çok fazla büyük biri. Benim için ben kendim adına konuşuyorum. 6. Teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba. Özden. Hoş buldum. Şimdi Aysel Gürel denilince Allah gani gani rahmet eylesin. Aysel Gürel çok unik bir kadındı. Senin yapabileceğin iki şey vardı aslında. Atladım bence. Ne yapardın biliyor musun? Yani ben sen olsaydım ne yapardın? Tabii ki çıkıp şarkı söyleyecek halin yok. İki kız bulurdun. Nasıl dansçı buluyorlar? Birini Mehtapar yapardın. Birini Müjdar yapardın. Hı hı. Kızlarınla çıkardın. Hani o dominant bir kadındı ya böyle. Bir iki bir replik bulurdun. Bir şey yapardın. İkincisine gelince yanılmıyorum galiba. Serdar Ortaç. Çok severdi Serdar Ortaç'ı. Aşıktı. Öyle acaba hakiki öyle değildi. Öyle diyordu yani. Hep evet. Yani bir Serdar takıntısı vardı. Bir tane küçük bir yani Serdar tipinde birini bulup bir Serdar Ortaç yapardım. O şarkı söylerken içeri girerdin sen. Onun peşinden koşardın. Serdar koşardı, sen koşardın. Onu yapamayacağım için yapmadık. Ama olmaz bak. Nazlı Hamarat da... Ben hatta Nurcan'a şey yapacaktım. Oradan östrojen kokuları geliyor diye. Hani böyle şeylerim vardı. Kemal Bey'e birazcık daha saracaktım. Ama yok. Ama Ayşegül benim bütün motivasyonumu bozduğu için ve bir sürü şey konuşmuştuk. Hani onları size anlatacaktım. Burada hani güzel bir paylaşımlarım olacaktı. Ama ben yine düştüm ben burada. Ben performanstan önce yorum yapmadım. Ayşegül bir dakika, bir dakika dur. Ben şeyimi bitireyim ben. Yani bu benim iki dediğim şey, öyle değil mi arkadaşlar? Muhteşem olurdu. Yani biraz yaratıcı olmak gerekiyordu. Tamam, gözlüğü zaten kendisinin birebir. Yaşlandırmışsın kendini. Ona bakarsan Nazlı Hamarat muhteşemdi ama performans gösteremedi mesela. Ki simsiyaha boyamış etmiş, ona... 5 verdim, sana 6 veriyorum yani. Teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba. Neden Aysel? Seviyoruz, hastasıyız. Ha biz ben, de. Yani ben ölüyorum. Ben onunla tanışma şerefine nail oldum ve vakit geçirebildim onunla az da olsa. Şahsına münhasır bir kadın. İkon mu? Evet, ikon. Sen evet benziyor musun? Birebir benziyorsun. Boyun hariç. Ama şöyle bir şey var. Gözlüğü Mehtap'tan aldın. Mehtap Arda. Peruğu aldın, kafandakini aldın. Makyajın, make-up artistin başarısı zaten. Bu kadar başından sonuna kadar hunharca çalışılmış ve burada iyi kötü fark etmez emek sarf edip o kadar partner tutup kendilerine o kadar günlerce çalışıp, dans edip veya neyse şov yapıp. Tabii ki ona göre değerlendirmiyorum kendi adımı ama bu da onun bir parçası Özden. Ama ben zaten birebirini gidip bulabilirdim, yaptırabilirdim ama ben ona ait bir şeyler olsun diye yani burada söylemek istedim. Şu an başka bir yerden, başka bir yerdeyiz. Ben başka bir şey söylüyorum. Birebir olmuşsun zaten. Teşekkürler. Aysel'e sevgiler, saygılar, mekanı cennettir benden eminim. Doğru. Bu gecenin heyecanı bir başka ama dinlediğimiz şarkılar bambaşka. Gerçekten şimdi sahneye gürül gürül çağlayan bir ses gelecek ki ne özledik ama ne özledik. Nurella'm bu şarkı sana gelsin. Hem de kimden? Kocaman alkışlarla Mine Koşan!